çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize selam ve sevgilerimizle bugünkü canlı yayınımıza başlıyoruz. Efendim bayramın öncesinin son pazar günündeyiz ve önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'nda çocuklarımızla, ailelerimizle, eş dostla, akrabalarla birlikte kurbanlar kesilecek. Bir bayram havasını, bir bayram atmosferini Türkiye yaşayacak. Efendim şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram tatiline çıkanlar olduğunu İstanbul'dan görüyoruz. Neden görüyoruz? Cuma günü çünkü çok yoğun bir sanki göç dalgası vardı İstanbul'dan. Trafik çok yoğundu. Zannedersem bugün pazar günü yine bugün de çıkanlar olacaktır yollara. Sıla-i Rahim yapmak isteyenler ve pazartesi salı günü de yine çocuklarla birlikte aileler Kurban Bayramı'nı eş dostla birlikte ziyarete gidecekler. Bayramlar çocuk için çok anlamlı ve çok özel. Çok özel. Biz yetişkinler belki biraz duyarsızlaştığımızdan dolayı ya şimdi nereye gideceğiz, oraya gitsek böyle, buraya gitsek böyle, en iyisi kalalım yerimizde diye düşündüğümüz ya da zannettiğimiz zamanlarda çok defa çocuklar bizim o burun kırın ettiğimiz, bizim o dediğimiz yerlerdeki halasını, teyzesini, amcasını, dayısını biz kırgın olsak da görmeyi çok arzu ederler, niyetlidirler. O yüzden mümkün olduğunca kurbanda, kurban bayramında bir araya gelmeler, cem olmalar, cemaat olmalar, birlikte kurbanlar, kurban bayramı geçirmesi çocuk açısından oldukça önemlidir. Kırmak lazım bazen gururları, kibirleri. Ya ben haksızlığa uğradım ama her seferinde aynı şeyi yapıyor. Tamam yapabilir deyip bir adım daha atmak lazım. Eğer büyükseniz büyüklüğünüzü göstermek. Yok eğer küçükseniz kırıldığınız kişi o zaman da büyüğe hakkını vermek için belki de bir özür dilemek için belki de yeniden bir zemin oluşturmak için adımlar atılması lazım. Evet yaşam bazen insanın karşısına öyle geçiyor ki eş, dost ve akrabalarla insan kırılabiliyor, gücenebiliyor. Ama bu kırgınlıklar ve gücenmişlikler işte alın size bir bayram vesilesi. Başka zaman olmaz. Yani şimdi niye aradı dese başka zaman hakkıdır, yeri vardır belki ama işte bayramda kimse kimsenin telefonuna ya niye aradı bu adam demez. En kırgın olduğunuz, en küs olduğunuz kişiyi bile kendinizi yenebilir ve aşabilirseniz kendinize gücünüz yetebilirse, o kadar güçlüyseniz arayabilir. Nasılsın? Bayramın mübarek olsun, bayramın kutlu olsun diyebilirsiniz telefonda karşı taraftaki dostunuza ve akrabanıza. Efendim bu arada biraz sonra canlı yayında telefonları almaya çalışacağım ve sizlerin sorularıyla karşılıklı içli dışlı olmaya çalışacağız. Ama ben bu arada birkaç kişiye selam söylemek istiyorum. İlk selamım kime? Şu anda radyoda beni radyonun başında dinliyor. Kime selamım? Geçen hafta aslında selam söyleyecektim ama o benim bir dalgınlığıma ve unutmuşluğuma denk geldi. Enes'e selam söylüyorum. Enes'le biz önceki hafta karşılaştık, tanıştık, konuştuk ve Enes'le bir dostluğumuz oluştu. Geçen hafta Enes'e ben radyodan sana selam söyleyeceğim demiştim ama unuttuğum için Enes kusura bakma. Bak bugün unutmadım işte. Hadi bakalım şimdi annenle babanla sarılabilirsin. Senin selamını buradan iletmiş olayım. İkinci selam umarım ki uyumamıştır. Şu anda yoldaydı. Dün gece yoldaydı. Bugün bayram yapacağı yere annesiyle birlikte, teyzesiyle birlikte giden Ahmet var. Ahmet. Zeki, dolu dolu, parlak gözlü Ahmet. Ahmet Riyad'dan aslında. Riyad'da yaşıyorlar Ahmetler. Şimdi Kurban Bayramı vesilesiyle buradalar. Ailesiyle tanıştık biz Ahmet'in.
değerli Murat Bey ile tanıştık ve eşiyle tanıştık ve tanıştığıma çok memnun olduğum ailelerden bir aile oldu kendileri. Ahmet de umarım ki uyumamıştır, yol yorgunluğu yoktur. Ona da çokça selamlarımı iletiyorum. Bu arada iki tane kuzene de selamlarım var. Kuzenlerden bir tanesi Bolu'da, bir tanesi de Sakarya'da. Bedirhan Sakarya'da ve Bedirhan'a demiştim ki pazar günü saat 11'de eğer radyoyu dinleyebilirsen sana selamımı ileteceğim demiştim. Bedirhan, gözlerinden öpüyorum senin ve Abdullah, Bolu'daki Abdullah'a da selamlarımı iletiyorum. Umarım Abdullah'la da yeniden karşılaşma, yeniden görüşme imkanımız olur. Efendim, son bir mesajım daha var. Ondan sonra telefonları alacağım. Bir mektubum var. Kimden? Mustafa Bey'den mektubum var. Kırgın yazılmış bir mektup. Mesajlarına cevap veremediğimi yazmış olduğu bir mektup. Mustafa Bey, haklısınız. Az önce cevap veremediğim ne kadar mesaj var diye o Outlook'tan, Windows'un o hani e-mailleri okuma programı var ya, oradan rakama baktım. 20 bin tane mesaja cevap verememişim şu anda. 20 bin tane mesaj. Orada hala okunmamış olarak duruyor. Yani hakikaten zamanım çok yetmiyor. Hepsini okumaya gayret ediyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum. Ama bazılarını takdir edersiniz ki şöyle. Mesela yeni tanışan dinleyicilerimiz var radyomuzla. Çocuk deyip geçmeyinle. Bu Türkiye'nin koca ailesiyle, duyarlı aile ortamıyla yeni tanışan aileler var. Efendim, bir ay önce tanışmış. Mesela biz bu konuları işlemişiz. Bir yıl önce işlemişiz, iki yıl önce işlemişiz, üç yıl önce işlemişiz. Aynı soruları tekrar sorulduğu zaman onları tabii ki cevaplandırma mümkün değil. Bazen bir günde o kadar yoğun mesaj geliyor ki arka sayfalara, ikinci, üçüncü sayfalara kalıyor bazı mesajlar. Böylelikle evet, Mustafa Bey'in kırgın olduğu gibi mesajlarına cevap veremediğim birçok kişinin hakikaten çok mahcubiyetini taşıyorum. İnanın, çok çok mahcubiyetini taşıyorum. Çünkü yazılmış olan bir mesajı örneğin okuyorum. Bazen iki sayfa, üç sayfa boyunca içinden geldiğince efendim çocuğuyla ilgili bütün her şeyi paylaşır vaziyette 2-3 sayfa boyunca mektup yazmış, o kadar e-mail yazmış, o kadar zaman harcamış, o kadar değer harcamış. Ama ben o mesaja cevap veremediğim zaman öyle mahcup oluyorum ki, yani o mesajın başında ne hale girdiğimi düşünebilirsiniz. Ama maalesef cevaplandıramadıklarım var ve cevaplayabildiklerim var. O yüzden herkesten peşinen özür dilemek istiyorum. Peşinen beni affetmelerini dilemek istiyorum. Ama yeri geldikçe bana eğer kırgın olmazsanız, Mustafa Bey kırılmış bana ama Mustafa Bey gibi kırgın olmazsanız, arada bir göndermeye devam ederseniz umuyorum ki sizle de tanışma, sizin mesajınızla da efendim hem dem olma, onun üstünde de konuşma fırsatı elde edeceğiz. Mustafa Bey, hakkınızı helal edin bu durumdan dolayı diyerek bu pazarımıza başlamak istiyorum. Efendim, dedik ya, önümüzdeki günler bayram günleri ve bugün bayramdan önceki son pazar ve son canlı yayın günümüz. Bu haftanın son canlı yayın günü ve hattımızda dinleyicilerimiz var. Kendilerini teker teker mikrofona davet etmek istiyorum. Efendim, iyi pazarlar dileyerek ilk dinleyicimize sesleneyim. Efendim, iyi pazarlar. Alo. Alo. Hayırlı günler Adem Bey. Hayırlı günler. Benim 2 yaşında bir kızım var. Ve uzun zamandır ne söylesek itiraz ediyor. Üst giydirme ya da üzerini çıkartma. Uzun zamandır böyle, ama yani 2 yaşında olduğu için değil de daha önceden beri var. Yani yaklaşık bir senedir böyle. Kendisi dediğini giysin. Niye siz ona bir şey giydirmek istiyorsunuz? Hayır. Üzerindekileri değiştirmek istediğimiz zaman izin vermiyor. Hı-hı. Ya da altını değiştirmek istediğim zaman da izin vermiyor. Mesela altı ıslatmış, kakasını yapmış, onu değiştirmek için mesela. Evet, evet. Rahatsız ya da üzerine su döktüğü zaman ya da üzeri kirlendiği zaman. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Üzerine bir şey giydirmek için. Yani her konuda böyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün sükunetiniz içerisinde şöylece bir hayal ederseniz çocuğunuzla kendiniz aranızdaki ilişkiyi
Acaba o olabilir mi? Çünkü genellikle bu yaştaki çocuklar benlik ve kişilik gelişimi içerisindedirler. Ben olmanın içerisindedirler. Eğer kendisine izin almadan, kendisine zorlayarak veya kendisine efendim istemediği şekilde elini uzatan, izin almadan ve kendisini saygısız bir anda hissettiği zaman çocuk kendisine yardım edilecek o eli geri teper. Siz acaba düşünüyor musunuz? Şöyle bir hayal ederseniz eğer, çocuğunuza acaba biraz çocuğunuz olduğu için rahat mı davranıyorsunuz, yoksa birazcık onunla işbirliği içerisinde mi davranıyorsunuz? Şimdi hocam, sizin kitaplarınızı okuduğum için mahremiyetini şey yapmamak için, yani mahremiyet eğitiminden dolayı izinsiz zaten üzerini çıkartmıyorum. Yani izin almadan yapmıyorum. Bir yaşından beri izin alarak, hatta daha öncesinde de başlamıştık buna. Yani üzerini çıkartabilir miyim, atletini çıkartabilir miyim, bunları giydirebilir miyim? Yani peşinden bir saat koştum oluyor üzerini değiştirmek için. Ama işte o koşmanız baskı oluyor diye düşünür müsünüz? Yani mesela üstünü değiştirebilir miyim diye söylüyorsunuz. O yok deyince peşinden bu sefer gidiyorsunuz. Yani değiştirmek amacıyla onun zorundasınız yani şu anda. Değiştirebilir miyim? Hayır, değiştiremezsin. Peki kızım, evet, bekliyorum sonra biraz. Biraz sonra bir daha soruyorum. Hadi kızım değiştirelim. Üşüyorsun diyorum. O zaman şöyle deyin. Kendisi değiştirsin. İstersen sen giy kızım. Giymeye çalışıyor. Onu da giyemeyince sinirleniyor. Tamam, atıyor. Tamam. Yok, hiç panik yapmaya gerek yok. Eğer orada bir kapının açık olduğunu görüyorsanız, istersen sen kızım. Şimdi bakın şöyle. İstersen sen giy kızım dediğinizde yanaşıyorsa ve fakat siz giydirmek istediğinde yanaşmıyorsa, orada sizden rahatsız oluyor olabilir yani. Yok, her zaman yanaşmıyor zaten. Yani giymeyeceğim diyor. Bazen tamam giyeyim diyor. Giymeye çalışıyor, bırakıyor yani. O zaman şöyle, bunu sükunetle çözebilirsiniz ancak ve birazcık razı olarak çözebilirsiniz. Birazcık razı olun. Yani çocuğunuza örneğin dediniz ki kızım istersen üstünü değiştireyim. Hayır, değiştirmeyeceksin. Tamam kızım, sen bilirsin. İşinize bakın ondan sonra. Yani 15-20 dakika sonra, yarım saat sonra, bir daha değil. Yani işinize bakın. Sonra eğer akşam yatma saati geldiğinde yeniden seslenin. İşte kızım istersen değiştireyim üstünü. Hayır, değiştirmeyeceksin. Böylesi bir direnç bir çocukta çok uzun süreli olmaz. Bir süre sonra mutlaka çocuk sizin o değiştirme teklifinize razı olur, eğer sükunet içerisindeyseniz. Eğer orada başarılı değilseniz, o takdirde istersen sen giy kızım diyerek teklif edin. İkisindeki başarı çocuğun kendisine zorlama olup olmadığını hissetmesiyle alakalı. Zorlama hissediyorsa çocuk hayır der. Kendisi için bir yardım teklifi olduğunu anlarsa, kendisine yardımcı olacağını, daha güzel bir kıyafet giyeceğini anlarsa, o zaman evet der. Burada kendi hissettiğiniz şeye bakın. Bir de şu dönemdesiniz, onu unutmayın. 2 yaş dönemi çocukların biraz önce söylediğim gibi benlik gelişimi, var olmaya çalıştığı bir dönemde. Evet. Bu yaştaki dönemde çocuklar elinden tutsanız merdivenden aşağı inmezler. Ben ineceğim derler. Evet. Siz geri çıkıyor merdivenleri, tekrardan geri çıkıyor. Bu iyi bir şey aslında. Bu kötü bir şey değil. İyi bir şey. Çünkü şu anda yaşam içerisinde var olmak için içinde ruhsal bir yapılanmanın ben merkezi oluşuyor. Şu anda ben oluşuyor. Dolayısıyla aslında bu dönemde çocuğa şimdi şöyle bir soru da sorabilirdiniz bana. Merdivenleri indirmek istiyorum ama inmiyor. Ne yapayım? Benim cevabım da o zaman şu olacaktı. Bırakın kendisi insin. Çünkü evet, benlik yapılanmanın olduğu dönem. Aynısını kıyafet içinde düşünebilirsiniz. Eğer çok elzem değilse, üstünü ıslatmış ve hasta olacak durumu yok ise. Genelde öyle bir durumda zaten sıkıntıya düşüyoruz. Yani üstünü ıslatmış oluyor, su dökmüş oluyor. Yani çıplak oluyor, üzerine bir şey giydirmem gerekiyor üşümesin diye. Çünkü çocuk normalde şöyle söyleyeyim. Çocuklar rahatsız olurlar normalde. Rahatsız olduğu halde üstünü değiştirmiyorsa, o zaman acaba şöyle düşünün. Ya acaba sesimde mi bir baskı var? Duruşumda mı bir baskı var? Niye çocuk itiraz ediyor ki? Normalde iyiliği olan bir şey sunuyorsunuz. Yani çocuğun tenine su değdiği zaman çocuk rahatsız olur. Onun için zaten bebekler ağlar.
kaka yaptıkları zaman o yüzden ağlarlar. Siz ona bir yardımcı olmaya çalışırken niye tepki gösterdi? Acaba benim hangi halim çocuğuma baskı oluşturuyor? Aceleci mi, bakışım mı, duruşum mu, yüksekten konuşmam mı, yoksa hiçbir şeyim mi? Ona bir bakmanız lazım. Normalde çocuk o yardım teklifini kabul ediyor olması lazım. Anladım. Tamam mı? Peki. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi pazarlar. Sağ olun. Efendim bir sonraki dinleyicimizi hattımıza alalım. Kendisine iyi pazarlar dileyelim. Efendim iyi pazarlar. Alo. İyi pazarlar. Hocam hayırlı günler. Çok uğraştım kaç haftadır. Elhamdülillah düşürdüm bugün. Hocam daha önce biz 5-6 kere radyoda ben size bağlanma şansım olmuştu. 5-6 kez bağlanma şansınız olmuştu. Çok şükür. Yani belirli aralıklarla oldum. Şu an 3,5 yaşında da. Hı-hı. Onun doğumundan beri görüşmüştük. Hatta en son bizim bir gece korkumuz olmuştu. Gece bir şeyler görmüştü oğlum. Onu birlikte aşmıştık elhamdülillah. Şimdi şunu ben soracağım. Benim büyük oğlum şu an 3,5 yaşında. Küçük oğlum da 2 yaşını bir ay önce doldurdu. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hocam şöyle, şimdi büyük oğlumun odaya biz yatağını koyduk. Bizimle yatıyor 2,5 yaşında. Onun yatağını ayırmıştım. Harika. Şimdi şöyle, 2 yaşındaki oğlumun artık yatağını ayırmamız gerekiyor ya. Hı hı. Yalnız şimdi tabii odamız hani İstanbul evleri malum. Hani ekstra bir ikinci yatağı koyacak yerimiz yok. Şimdi abisini odadan ayırma gibi bir şu an tabii imkanım da yok. Çünkü daha 3,5 yaşında. Hı-hı. Bir de zaten şöyle söyleyeyim de 20-25 gündür oğlum nedense gece uyandığında bizim yanımıza geliyor. Yani yatağına gitmiyor bu aralar pek. Hı-hı. Yatağında uyuyor ama kalkınca hani yanıma geliyor. Nasıl bir çözüm önerisi yapabilirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. O 3,5 yaşındaki oğlunuzun yatağında yattıktan sonra arada bir yanınıza geliyor olması normal. Hocam şöyle bir durum var. Kardeş şu an yeni konuşmayı çözdü de. Hı-hı. Yani zaten kıskançlık şeylerimiz biraz depreşti yine bu ara. Sanırım ondan. Bir de yine hala şunu söylüyor. Hani anne bazen kötü adam görüyorum rüyamda diyor. Hı-hı. Hani ben de o yüzden gece hemen sarılıyorum. Zaten gece böyle yarı uyur yarı uyanık oluyorum genelde. Kardeş de hala sütten ayrılmadı, gündüzleri çok azalttık ama gecemiz devam ediyor. Hani ben de şey yapıyorum, hani sarılıyorum, birlikte hani devam ediyoruz. Onda ama bir hani... onda bir problem yok. Yani onda bir problem yok. Onda bir problem yok. Yani çocuk ayrı bir yatağının olduğunu şu yaşta biliyorsa. Biliyor hocam. Arada bir yatıyorsa orasını kendi yatağı olarak tanımış ve arada hocam, bir... Hocam 20 gün öncesine kadar sabaha kadar hiç gelmiyordu da bu 20-25 hiç problem değil. Yani değil. İleride de olabilir, ileride de olabilir. Yani 4-5 yaşına geldiğinde yine bir korku dönemi yaşadığında yine ara ara gelebilir. Önemli olan burada kendi yuvasını, kendi yatağını, aslan kendi yatağını biliyor mu? Evet kendi yatağını biliyor. Arada bir geliyorsa bunu problem edinmeyin. Ama şöyle yapın. Şu anda küçük çocuğunuz kaç yaşında? Kaç aylık? Hocam 2 yaşını bir ay önce doldurdu şu anda. Yani 25 aylık. 25 aylık evet hocam. Şöyle bekleyin, bir 6 ay kadar daha bekleyin. Ha bekleyelim mi? Bir 6 ay kadar daha bekleyin çünkü odanızın içerisinde ikinci bir yatak koyamayacaksınız. Yani maalesef. Ben alternatifleri düşünüyorum şöyle zihnimden. 3,5 yaşındaki çocuğunuzu da ayrı bir odaya koyamazsınız şu anda. Çünkü bir taraftan korkuyu yeni atlattı. Evet, o zaman şu andaki düzeninizi bir 6 ay kadar devam ettirin. Devam ettirelim. Küçük zarar görmez değil mi? Hani, yok hani. Hayır. Şöyle aslında... tam şeyimizi doldurmuş olacağız böylelikle. Tam maksimum limitimizi doldurmuş olacağız. Çünkü tamam, birazcık daha devam edecek. Evet. Birazcık daha devam edersek bağımlılık kazanacak çünkü. İşte biz, ondan tedirgin oluyoruz. Biz o aşamaya gelmeden önce bir 6 ay kadar aşağı yukarı havalar ısınıncaya kadar bir devam ettirin. İlkbahar gelinceye kadar. Ondan sonra küçüğünüzü ayrı bir yatakta aynı odada yatırmak yerine hep birlikte, büyükle birlikte ikisini ayrı bir odaya almaya çalışın. Abinin yaşını bekleyip ikisini birlikte onlara ayrı bir oda hazırlamak. Evet, aynen öyle. Böylelikle abinin de yaşı dolmuş olacak. Öbürküsünde de maksimuma erişmiş olacağız. Ama ayırabilirim o zaman. Evet, ikisini birlikte odanızdan ayırabilirsiniz ondan sonra. Hocam bir de şöyle, yani büyük oğlumdan bir hani diyorum ya hani bir 25-30 gün öncesine kadar
hani böyle şey yapıyordu yani işte tuvalete falan mesela beni istemiyordu. Ben kendi başıma gideceğim, kendim yapacağım diyordum. Ama bu aralar hani böyle tekrar böyle bir hani birlikte gidelim şey. Ben hepsine tamam diyorum. Hani yanında oluyorum mutlaka. Bunlar normal midir acaba? Tamamen normal. Normal değil mi? Kaygılanacak bir yok, şey yok. Yok, kaygılanacak bir şey yok. Bunlarla zaman zaman yine karşılaşacaksınız. Dörtte de karşılaşacak. Altıda da tabii. Altıda da karşılaşacaksınız. Buradaki şeyiniz sizin teselli verici bir sakinlik içerisinde olacaksınız. Tamam oğlum birlikte gidelim diye. Siz aynısını ne kadar yapıyorum evet, ben sorgulamıyorum. Sorgulamanıza da gerek yok. Yanında var olduğunuzu hissettirdiğiniz takdirde o çocuk öylece çocuğunuz öylece atlatacak tamam mı? Bu şekilde atlatacak. Tamam hocam bir de şöyle gündüzü biz 3 öğüne düşürdük küçük oğlumla. Yani 4 saat aralıklarla diyeyim ben şu anda gündüzü yaptık. Onu nasıl aşacağız o aradaki 1 saati çekecek miyim ondan yoksa? Ondan sonra 1 saati çekeceksiniz evet aradaki 1 saati. Aradakini de çekeceğim. Evet. Tam günde ikiye düşecek. Yani. Ondan sonra şunu fark edeceksiniz. O zaman bu konuşmayı hatırlarsınız. Biri de kendisi unutacak muhtemelen. Hocam ben gerçekten bu konuda Allah razı olsun diyorum size. Ben nefes alamıyordum artık. Tavan yapmıştık. Ve böyle bana diyordum ki ya saati anlayamaz ki diyordum ama yine de uyguladım. Şimdi oğlum gidiyor saati bakıyor diyor ki anne o daha çok var diyor mesela. Kim diyor sonra bunu? Diyor ki, bir yaşını bir ay geçti oğlum. Şimdi şu anda. Bakın işte bu sizin sözünüz diğer annelere de cesaret olsun. 2 yaşındaki yani bir çocuk saate bakıyor değil mi? Evet. Çünkü bana şey diyorlardı aman sen hani çocuk ne anlar sen de bırak ayır gitsin. Hani eski yöntemleri kullan diyorlardı. Ben dedim ki yok ben hani uygulayacağım. Hani şu an gerçekten ilk gün çok şaşırdı. Böyle saate baktı falan. Şimdi gidiyor saate bakıyor. Olmuş mu oğlum? Daha çok var diyor. Sonra saati geldiğinde ben onu çağırıyorum. Çok mutlu oluyor gerçekten. Allah razı olsun gerçekten. Allah evvelen razı olsun. Çocuklarınıza hocam. Böylesi bir anne bağışladığı için Allah sizden de razı olsun. Çocuklarınıza umarım ki zarara uğratmadan devam edersiniz. Peki ben aradığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam öpüyorum ellerinizden. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Sağ olun hocam. Sağ olun. Şimdi geleneksel yöntem ile annelerin aslında çektiği en büyük sıkıntı, babalar bundan çok haberi yok aslında. Babalar bundan çok haberi yok. Annelerin en büyük krizlerinden, iki tane krizinden bir tanesi çocuğu sütten ayırma krizi. Çünkü çocuklar 20 aydan itibaren, 21, 22, 23 aydan itibaren emme refleksi azaldığı zaman, yani sütten kesileceği zaman çok yoğun olarak emerler anneyi, anne sütünü. Ve bu hal anneyi panik içerisine sokar. Ya bu kadar yoğun emen bir çocuk beni nasıl bırakacak? O yüzden çok defa çocuk yaralayıcı, çocuğu hissiyatını yaralayıcı yöntemlere başvuruyorlar. Maalesef eski adetlerden hatta kayınvalideler öyle tavsiye ediyor. Anneler öyle tavsiye ediyorlar kendi gelinlerine, kızlarına. Çocukları tiksindirerek sütten ayırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah bu sistemi kurmuş. Allah bir anneyi zora düşürür mü hiç? Allah bu sistemi kurmuş. Yani çocuk o kadar yoğun emse de Allah şöyle bir sistem kurmuş. Elektriği kesiliyor çocuğun elektriği. Sanki çocuğun içinde bir pil var. 24 aya gelince o pil birdenbire enerjisi tükeniyor. Oyuncak arabaların hani şeyi bittiği gibi, pili bittiği gibi birden yapıyor. Çocuk ememiyor anneyi bir süre. Ondan sonra alışkanlığını bıraktırmak için bir süre eğer çocuğa zaman ayarlaması yapılırsa biraz önceki hanımefendinin söylediği gibi zaman ayarlaması yapılırsa anne de çocuk da bu işin içerisinden keyiflice çıkıyor ve hatta çok defa anne çocuğunu emzirmeyi bıraktığı için kendi hüzünleniyor. Çok defa ayrıldığı zaman kendi hüzünleniyor. Evet, hattımızdaki dinleyicilerimize devam edelim. Bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Efendim merhabalar, iyi pazarlar. Merhaba hocam, hayırlı günler. Hayırlı günler. İyisiniz inşallah hocam. Allah razı olsun. Bugün İstanbul'da biraz böyle hava kapalı. Hafif de yağmur yağıyor. Rahmet. İyiyiz. Biraz gripim aslında bugün. Bilmem sesime yansıyor mu? Geçmiş olsun hocam. Pek hissetmedik. Biz de daha önce birkaç kez görüşmüştük hocam. Hatırlarsınız belki. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum soruma geçmeden. Şimdi bu yani siz sürekli anlatıyorsunuz zaten. Bu Anadolu pedagojisi sizin anlattığınız bir hayat tarzıymış. Ben bunu anladım. Hay ben Allah razı olsun. Şöyle diyorum. Hay Allah razı olsun. Evet. Adem Hoca'dan önce ve Adem Hoca'dan sonra benim hayatım yani evimizin, ailemizin hayatı başka bir hale girdi. Şimdi dinleyicilerden de siz hep
söylüyorsunuz zaten. Ben de çok rica ediyorum. Hani yeni dinleyenler mutlaka arşivi dinlesinler. Şu anda benim eşim canlı yayın programları pek dinlemek istemiyor artık. Yani aynı sorular, bize göre belki biz çözdüğümüz için bize ehemmiyetsiz gelen meseleler uzun uzun sorulmasından sıkılıyor. Artık sizin pazar salı programlarınızı daha çok dinliyor. Canlı yayını pek dinlemiyor. Yani arşivi dinlerlerse bütün sorularının cevabını bulacaklar ve bu bir, hani bir soruyla bir meseleyle çözülecek bir şey değil. Bu bir hayat tarzı. Hani bunu öğrenip bu yola girildiğinde zaten o ufak tefek sorunlar zaten çözülecek. Yani arşivi dinleyerek, kitaplarınızı okuyarak bu Anadolu pedagojisini, bu bir Osmanlı ailesi hayat tarzı diyorum ben. Bu tarzı benimserlerse bu meseleler zaten çözülecek yani. Bunu rica ediyorum dinleyicilerden. Evet, ben de size katılıyorum. Allah razı olsun bu konuyu açtığınız için. Ben de katılıyorum. Şöyle, ben burada şunu yapmaya çalıştım. Dikkat ettiyseniz tüm programımızın içerisinde. Yani hani çocukta bir tane düğme var da o düğmeye basınca şimdi çocuğun davranışı değişti. Bir düğmeye basınca davranışı değişti. Öyle değil. Bir yaşam tarzı olarak bunu sunmaya çalıştık ki yani balık vermek yerine balık tutmayı öğrenmek. Ve böyle olunca bir süre sonra artık siz balık tutmaya başlayınca Adem Hoca'nın balıklarını dahi beğenmeyecek duruma geliyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam, artık ben kanatlandım, uçuyorum. Bundan sonra demek ki yaşam böyle daha farklı oluyormuş. Çocukların böyle lokum gibi oluyormuş diyerek Adem Hoca artık gerilerde kalmış oluyor. Ama sizden sonraki dinleyiciler için de en önemli şey, eğer bu programla çocuk deyip geçmeyinle tanışalı bir ay olduysa, bir yıl olduysa, iki yılı aşmadıysa arşiv programlarını mutlaka dinlemek lazım. Çünkü bir soruya onlarca farklı cevap verdik biz arşivde. Bir tanesi size hitap etmezse diğer 9 tanesi mutlaka sizin bir ufkunuzu açacaktır. Allah razı olsun bu konuyu da açtığınız için. Evet hocam, sizden de Allah ebeden razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ben hemen soruma geçeyim. Buyurun. Hocam şimdi 7 yaşını doldurdu bir oğlum var. Bir de 2,5 yaşına yaklaşıyor. Tabii ki çok farklı. Büyüğünde sizi tanımıyorduk. Küçüğünde sizi tanıdıktan sonra dünyaya geldi. Hocam yani inanın o kadar farklı ki. Büyük oğlum yani o çağlarında ve uzun zaman kesinlikle söz dinlemiyordu. Beni hiç dinlemiyordu. Şimdi küçüğü yani inatlaşma çağında olmasına rağmen söylediklerimin %90'ını dinliyor, kabul ediyor, yapıyor. Yani tabii ki baskıyla veya başka bir şekilde değil yani isteyerek. Bu tarz uyguladığımız için, ama oğlum da büyük oğlumda büyük hatalar yaptık. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Yani söylediklerinizi uygulamaya çalışıyoruz artık ama temelde olmadığı için büyük oğlumda zorlanıyorum. Koşulsuz saygı dediniz. Ramazan'da dinledim ben sahur programlarını. Yani işte o koşulsuz saygıyı uygulayamadığımız zamanlar hala oluyor. Azalttık giderek, fakat hani ona saygısızlık ettiğimiz, ama artık 7 yaşında geçtiği için saygısızlığa hiç tahammülü yok. Yani hemen tepkisini ortaya koyuyor. Yani %100 büyük oğlumda başarıya ulaşamadık henüz. Şimdi ibadetler konusunda sıkıntımız var. Namazdan pek hoşlanmıyor. Şimdi ben temel öncesini de anlatayım. 3 yaşından beri babası ona, sizi tanımadan da önce araları çok iyiydi. Babasında şiddet yok, kesinlikle ceza yok. Hep konuşarak. Fakat şimdi ben öyle tahmin ediyorum ki yaşın uygun olmadığı halde oğluma işte Cenab-ı Hakk'ı anlattı. İşte bize her şeyi veren, bizi yaratan, bizi çok seven Rabbimiz işte bunları bize verdi. Bizden ibadet istiyor, bizden şükür istiyor. Yani 3 yaşından beri bunları sürekli dinledi, duydu sürekli. Sanki yaşı gelmeden bunları dinlediği için bir bıkkınlık mı oluştu bilemiyorum. Yalnız kitap okumayı çok seviyor. Severek kendisi okuyor. Allah'ı seviyor. Yani kendisi söylüyor mesela işte kainattaki eserlerde Cenab-ı Hakk'ı kendisi görüp söylüyor. Fakat namaz kılmaya gelince işte evde cemaat yapacağız. Babasıyla camiye de gitmeyi seviyor. Gidiyor. Fakat evdeki cemaat yapmamıza katılmıyor. Pek istemiyor yani. İşte bir şey yaptık. Babası söylemeyi bıraktı bir müddet. Kendisi kılarken ben geldim yanına. Oğlum içinde bir seccade serdi. Hani istersen gel dedik. Gelmedi. Hiç gel demedik. Biz kıldık. Yine pek gelmiyor. Kendisi tek kılıyor. Oğlum hayır. Oğlum yani namaza pek yaklaşmıyor yani. Hı-hı. İstemiyor. Yapsa da hani ısrar edersek
sürekli işte babası eskisi gibi böyle sürekli anlatırsa işte oğlum işte Rabbimiz bizden bunu istiyor falan sürekli üzerinde durursa ben isteksiz olarak kıldığını fark ediyorum. Hı-hı. Ben eşime hani artık söylemeyelim dedim. Hı-hı. Ramazan'da öyle bir karar verdik. Yani hiç söylemeyelim bakalım ne olacak. Eşim biraz panik yapıyor bu konuda. Sanki hani büyüyor hala namazı sevmiyor diye ama dedim daha küçük yani. Daha önümüzde yıllar var. Bir 6 ay hiç söylemeyelim. Oğlum gel namaz kıl demeyelim. Namazdan hiç bahsetmeyelim bakalım. Ne olacak dedim. Yani 2-3 aydır bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat pek bir değişiklik göremiyorum ben. Hı-hı. Yani ne yapabiliriz? Şimdi şöyle. Birincisi çocuk kendisini nasıl tanımlamışsa o çok önemli. Mesela bir çocuk var ki günlük 5 vakit namazdan sadece bir tanesini kılmıştır. Diyelim akşamı kılmıştır. Sabah, öğlen, ikindiyi ve yatsıyı kılmadan yatmıştır. Ama kendisini şöyle zannediyordur çocuk. Ben namaz kılan birisiyim. Örneğin. O bir tane bağ aslında çocuğun kendisinin namaz kıldığının kendisinde kimlik edinimidir. Ama bir de çocuk varsa eğer o bağı tamamen koparmışsa içinden. Yani ben namaz kılmıyorum artık demişse. O bir tane de kılsa, 5 tane de kılsa kendisini o namaz kılmayan birisi olarak tanımladığından dolayı kıldığı namazlarla bir bağ oluşturmaz. Şimdi sizin buradaki şey acaba oğlunuz tamamen ben namaz kılmayan birisi miyim diye kendisini tanımladı. Eğer öyle tanımladıysa dahi siz hiç karışmayalım derseniz o zaman o kimliği edinmeye başlar yavaş yavaş. Ben namaz kılmayan birisiyim. Kimliğini edinmeye başlar. Dolayısıyla sizin hiç karışmamak diye değil aslında en ufak bir pamuk ipliği dahi olmuş olsa bir namazda mutlaka bulunmasını sağlamanız lazım. Ufak bir pamuk ipliği mutlaka bağı olması lazım. Bu akşam namaz kılar şeklinde olabilir. Akşam namazını cemaatle olabilir. Ama ne olur yani vaaz vererek, nasihat vererek ve tasavvufi derin konulara girerek ve sohbetler etmeye çalışarak yani çocuğu bunaltacak bir şey daha yaşatacağınızı çocuk anlamaması lazım. Namazını kılsın, pıtır pıtır gitsin odasına şey yapsın. Birincisi bu. Yani mutlaka en azından bir vakit namazı devam ediyor olduğu hissi onda oluşsun. Namaz kılıyor vaziyeti oluşsun. Bir bu. İkincisi müezzin kim oluyor eğer birlikte namaz kılınırsa? Oğlumdan istiyoruz olmasını. İkamet getirmeyi de biliyor. Tamam. Yani yanımıza geldiği zaman oluyor. Oğlum oluyor. Hı-hı. Tesbih çekerken o son tesbihleri yapıyor mu kendisi, biliyor mu? Yok, yok hocam. Zaten namazda çok ciddi bir duruşu da yok. Beni o da üzüyor. Yok, yok, kardeşim... problem değil. Yok, yok, yok. Sakın sakın oralara girmeyin. 7 yaşındaki çocuk nasıl ciddi dursun ki namazda? Kendini yere atar. Bırakır öyle. Yani mesela secdeye kapanacak ya, bırakır kendini. Yani bir yetişkin gibi böyle huşu içerisinde rükûyu, efendim secdeyi bir yetişkin gibi duyarak kılacak yaşta değil ki. Oyun çağındaki bir çocuk. Yani bir sağa bakar, bir sola bakar, bir kaşınır. Ondan sonra secdeye gidileceği sıra kendini pat diye yere atıverir. Sonra gel kendisini kaldırır. Bunların her birisi normal. Bu yaş için normal bunlar. Hiç üstünde durmayın yani. Ama yeter ki kendisini namaz kılan birisi olarak hayal etsin, resmetsin. Bu kısım önemli. İkinci yapacağınız şey ise birlikte babasıyla değil de namaz tesbihatını, o kısa şeyi, namazdan sonraki kısa efendim duaları birlikte öğrenip onu öğrendiği zaman namazın içerisinde uygulamak için o kendisinde bir heyecan duyar. Namaz sırasında değil, babasıyla değil, sizle beraber. Bir kısa bir tanesini örneğin. Sadece kısa bir tanesini. Önce işte tesbih çekmek için Subhanallah dedirttirmesini. Arkasından bir adım daha attırıp öbürküsünü. Kendisine namazda vazife verilen çocuk eğer bunaltılmadan vazife verilmişse onun keyfini çıkarta çıkarta yapar. İkincisi bu. Üçüncüsü bazen bilmiyorum ister mi? Bazen çocuklar kendisi imam olmak isterler. İstiyor evet. Bazen o imam olsun ama siz cemaat olarak sanki namaz kılıyora niyet etmek değil. Çünkü çocuğun imam olması düşünülemez. Ama onun o keyfi yaşaması için örneğin siz anne olarak arkasında dua edin öyle. Durun arkasında öyle. Böylelikle namazın bir bütünlüğünü kendisinde de hissetsin. Kendisine ait bir tarafları hissetsin. Babası imam olduğu zaman gerçekten namaz kılın. Eğer bir adım ben de öne çıkmak istiyorum, ben de yapmak istiyorum dediğinde de hani imam olarak değil ama
En azından arka tarafta siz de sanki onun yaptığını yapıyormuş gibi öylece durun, böylelikle bir bütünlük kazansın çocuk. Üç tane şey söyledim. Bu son iki söylediğinizi benimle mi yapacak? Babası sizle de yapabilir. Sizle de yapabilir. Yani... Ama çocuklar genellikle babasına da böyle imamlık yapmak, bazen bir dönemi var çocukların. O dönemde isterler. Bunu yapabilip yapamadıklarını kendilerine göstermek için, kendilerinde görebilmek için. Eğer öylesi bir soru olursa siz namazlarınızı kılmış olun. Ama ikinci kez tekrardan eğer öyle istiyorsa tamam, o ön tarafta bulunsun birazcık. Sizle de olabilir tek başına, ama babasının olduğu bir zaman istiyorsa babasıyla da olabilir. Tamam mı? Evet hocam, anladım. Hı-hı. Peki. Bazen şey diyor hocam, uzattım ama yani işte ben daha küçüğüm. Daha çok var benim büyümeme. Bazen benim ölmeme daha çok var. Hani ölümden sonrası için kılınıyor diye düşünüyor. Küçük büyük diye hiç şey yapmayın. Sen bizim canım oğlumuzsun. Hiç bizim ailemizin bir parçası. O türlü sözleri aidiyet duygusuyla bütünleştirin. Yani sen küçüksün diye söylüyorsun ama sen bizim ailemizin işte bir ferdisin. Hepimiz bir aileyiz. Ailenin büyüklüğünü kendi küçüklüğüyle yensin. Tamam mı? Tamam, inşallah. Size iyi bayramlar diliyorum bu arada da. İyi pazarlar. Hoşçakalın. Eşinize de söyleyin. Pazar günkü programlardan sıkılmasın. Dinlesin. Üzüldüm şimdi. İnşallah. Selam hocam. Söyleyin canlı kendisine. Çocukları parça götürdü. Aleyküm selam. Peki, hoşçakalın. Hayırlı günler. Hayırlı hocam. Günler. Mustafa Bey'in göndermiş olduğu mektubu da böylelikle okumuş oldum. Aslında kendisinin değil mektup. Kendi ismi yazılı üzerinde. Kendisiyle telefonla görüşeceğimi söyleyeyim. Bu arada arayacağımı söyleyeyim. Efendim, hattımızda dinleyicilerimiz var. İyi pazarlar dileyerek ilk dinleyicimize selam verelim. Efendim merhabalar. Merhaba Adem Güneş Bey. Merhabalar. Her şeyden önce bu pazar gününü bize dinleyicilerinize ayırdığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben öğretmenim. Sizin kitaplarınızı veli toplantılarda, hatta bazı şeylerinizi internetten indirip veli toplantılarında velilere aynı zamanda özellikle tavsiye ediyor. Ve okumalarını ricada bulunuyorum. Çok heyecanlıyım. Estağfurullah. Evet, şimdi birinci sınıf öğretmeniyim. Demin de ifade ettiğim gibi Adem Bey. Bu birinci sınıf öğretmeni 39 öğrencim var bu arada. Hı hı. Her yaş grubundan da var. Bu oyun ve uyum aylarındayız şu anda, biliyorsunuz. Yeni müfredata göre. Aralık başına kadar, ama biz yavaş yavaş çizgi çalışmalarına başladık. İlk zaman dilimindeki o bir aylık oryantasyonla şu an 1,5 ayı devirmek üzereyiz. Çocuklarda yavaş yavaş çizgi çalışmalarına rakamlardır, şunlardır ve veriyoruz tabii ki. Ama bir uyum zorluğu var. Benim sınıf öğretmenlerine tavsiyeleriniz, tabii ki pazartesi günlerini de özellikle dinleyerek okula gidiyorum, öğrenci olduğumuz için. Ama bu ders özellikle küçük yaş grup öğrenciler, 5-6 tane var sınıfımda. Oyunla dersi, disiplinle oyunu bayağı bir karıştırmaya başladılar, sıkılıyorlar. Çünkü o ilk zamanlardaki artık rehavet yavaş yavaş kalkmak zorunda. Önümüzde son, çünkü uygulamak zorunda olduğumuz müfredat ve okuma yazma gibi bir önem var. Gereklilik var. Neler tavsiye edersiniz Adem Bey? Şimdi hocam, tabii bu seneye has bir de, evet, 60 aydan itibaren veli, evet, inisiyatifiyle, hı-hı, ve 66 aydan sonra da mecburi, hı-hı, olarak öğrencilerle de karşı, evet, karşıyasınız. 6 tane öyle öğrencim. Aslında disipline edilmiş ve bir müfredata tabi tutulmuş, tutulacak bir yaş dönemi değil aslında bu yaş, evet, dönemi, ama bir şu anda... Şimdi benim Adem Bey şöyle bir zorluğum var. Yani bunların %80'i anaokuluna gitmiş. Bir şarkı söylüyorsun biliyoruz. Bir parmak oyunu oynatıyorsun biliyoruz. Yani anaokuluna gitmemiş öğrenciler, gitmiş öğrencilere göre çok daha uyumlu bana göre. Hı 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 hı. Benim gözlemim. Çünkü sıkılıyorlar çocuklar. Tabii. Farklı beklenti içerisine giriyorlar anaokuluna gitmiş öğrenciler. Daha ne öğreneceğiz, ne yapacağız gibisine. Anaokuluna gitmiş öğrenciler %80 mi uyum sağlamakta zorluk çekiyor? Daha zorlanıyor. Yani bu hatta genel öğretmenlerin kanaati bizim okulda en azından.
Yani anaokulunun aslında kazandırdığı şu olması lazım. Normalde belli bir saatten belli bir saate kadar okulda evet. ya da bir ortamda duruluyor olması ve o ortamda kendilerine bir şeyler teklif ediliyor ve o teklif edilen şeyleri yapıyor olduğuyla ilgili bir kazanım olması lazım. Anaokulunun asıl kazanımı budur. Yoksa makasla evet. kesti, yapıştırmayı öğrendi, kuş oldu, şarkı söyledi kazanımları değildir. Anaokulunun asıl kazanımı, okul öncesinin asıl kazanımı belli bir saatten belli bir saate kadar ailesinden farklı bir mekanda ve kendisine teklif edilen bir takım efendim aktiviteleri yarım da olsa eksik de olsa yerine getiriyor olması ilkokula hazırlık dönemidir. Bu dönemde dolayısıyla o diğer kazanımlar çok beklenmeyebilir. Ama eğer çocuklar şimdi okul öncesi... Özellikle disiplini etmede sınıfta yani hı hı. Adem Hocam. Yani ders zamanı ders, oyun zamanı oyun, fıkra hı hı. zamanı fıkra, bilmece bir zamanı bilmece, bahçe oyunu zamanı. Yani bunu oturtabilmekte zorlanıyorum. Bir de malum her sınıfta oluyor. 3-5 öğrenci hiperaktif olsun, şımarıklık yani halk diliyle biraz daha hareketli olsun. Öyle 3-5 öğrenci. Mesela o çığlık atmaya başlıyor. Hepsi çığlık atıyor. O bir şey yapıyor, hamur atıyor birbirlerine. Hepsi atıyor. Hı-hı. Yani burada tabii ki çocuk arkadaşından gördüğünü mutlaka yapacak. Yani sizi dinliyorum, sizin kitaplarınızı okuyorum veya farklı değişik yeni öğretim teknikleri. Onları zaten kendimi yeterince yetiştirmeye çalıştığımı düşünüyorum en azından. Onlar okumasa zaten sabır seviyesi iyice düşecek herhalde. Hı-hı. Yani ben oyunla dersi, oyunla oyunu karıştıran bir öğrenci ile karşı karşıyayım şu anda. Bu sadece sizde değil. Şu anda ilkokul birinci sınıftaki tüm evet. öğretmen arkadaşların arasındaki temel sorunu. Hı-hı. Oyundan uyuma, oyundan evet. disipline geçme aşamasında evet. Şu anda bir sorunla mutlaka tüm öğretmen arkadaşların şeyi var. Hocam size pratik birkaç şey söyleyebilirim. Evet, yazıyorum hocam. Bunlardan bir tanesi ben radyoda sessizlik diye tarif ettiğim bir takım biliyorum, uygulamalar var. Biliyorum tabii. Yani sesler, sessizlik, ruhsal. Ben onları hepsini dinliyorum Adem Bey. Uyguladınız mı sınıfınızın içerisinde? Tabii ki uyguluyorum. Mesela büyük saat. Hı-hı. Buradan. Tabii ki zaman kavramına alıştılar. Sessizlik yapabiliyor musunuz sınıfın içerisinde? Yani, sessizlik oyunu. Hayır işte hocam o 3-5 öğrenci var ya. Hı-hı. Yani Adem Bey. Siz sessiz oluyor musunuz peki sınıfın içinde yürürken diye sessiz yani, oluyor musunuz bir dakika? Evet. Diyor musunuz? Siz de sınıfın içinde sessizleşiyor musunuz? Yani özellikle yani, bu. Siz evet. de o ruha girdiğiniz zaman çocuklar da sessizleşir. Yaptığınız zaman. Ve o saat dilimine de oldukça riayet ettiğiniz zaman ve o dilimde de çocuklara baskıyla sessizlik değil aslında şöyle söyleyeyim hocam. Çocukların evet. içinde aslında sessiz kalma ihtiyacı vardır. Siz hı hı. o ihtiyacın karşılığını veriyorsunuz. Eğer sınıfın içerisinde bir iki tane çocuk o sessizliği bozuyorsa yanlarına gidip konuşmuyoruz bir dakika saat gelinceye kadar diyerek fısıltıyla o çocuğa hitap etmeye çalışın. Sizin elinizdeki en büyük sihirli sopa sessizlik oyunu. Sessizlik oyunu şeklinde yapmaya çalışın ama bunu evet. Bir ders saatini aşırmamaya çalışın yahut da bir yarım saati aşırmamaya çalışın. Eğer çocuğun tahammül edebileceğinden öte bir sessizlik sunmuşsanız çocuk o zaman patlar. Of yapmaya başlar. Birincisi sessizliğe riayet etmeye çalışın. Evet. Sessizliğe. İki bir de şey söylemiştim geçen haftaki programlardan bir tanesi. Şu oyunu da oynayabilirsiniz hocam. Ha, çocuk ne zaman sessizleşir? Bir de ondan bahsetmek lazım. Çünkü istediği bir şey oldu zaman. Yok değil. Başka bir şey söyleyeceğim. Şunu nasıl izah ederim bilemiyorum da hocam. İnsanın içerisinde iki tane merkez var. Birisi ruhsal gelişim merkezi diyelim. Kalp diyelim. Hı-hı. O içerideki duyu merkezi, duyma merkezi. Duygusal gelişim oradan olur. İç tarafta diyelim kalbin orada bir bölge diye tarif edelim. Duyma merkezi orası. Bir de zihin merkezi. Hı hı. Şimdi eğer siz çocuğa zorlamalar yaparsanız zihne doğru gidersiniz. Zihinsel aktiviteler oluşur. Eğer çocuğu içeriye doğru derinleştirirseniz sessizlik oluşur. Yukarıya çıktığınız zaman yani akla doğru çıktığınız zaman çocuk hareketlenir. Aşağıya doğru duyulara doğru indikçe çocuk yavaşlar. Örneğin şu aktiviteden bahsedeyim ben size. Arkadaşlar hepimiz gözlerimizi kapatıyoruz
Örneğin sınıfın içerisinden bir tane çocuğu çıkartın. Hemen kapının oraya Ahmet'i çıkartın. Ahmet, sen kapının oradan içimizden birinin ismini söyleyeceksin. Kim kendi ismini duyarsa o ayağa kalkıp Ahmet'in yanına doğru gidecek. Ahmet örneğin kapının aralığının içerisinde seslenecek. Herkes gözünü kapatmış, kulağını da hafif böyle kaldırmış, kulak vermiş şekliyle Ahmet'in bir fısıltı halinde içerideki bir çocuğun ismini söylemesini beklettireceksiniz. Örneğin Ahmet kapı aralığından sesleniyor. Ayşe, Ayşe diye sesleniyor. Örneğin o bekleme sırasında eğer Ayşe kendi ismini duyduysa o ayağa kalkıyor örneğin kapıya doğru gidiyor. Bu neden bunu söylüyorum? Çünkü çocuk gözlerini kapamış vaziyette ve sanki içinden duyacakmış gibi kulağını kabartmış bir vaziyetteyken çocuk içeriye doğru içeriye doğru derinleşir. Ve böylelikle biraz sonra içeriye doğru derinleşmiş olan çocuklarda biraz sükunet görürsünüz. Evet. Örneğin aktiviteden bir tanesi veya bir başka aktivite. Elinize örneğin kalem alın. O kalemi masanın üstüne hafifçe vurmaya çalışın. Tık sesini duyurmak için. Tık diye. Tık diye duyurmak için. Gözlerini kapattırın öğrencilerden. Kim önce duyacak diye herkes kulağını kabatsın, kabartsın. Siz de elinizdeki o kalemle masanın üstüne tık diye vurmaya çalışın. Aslında şu anda çocukların hepsi sessiz. Ve hepsi içine doğru derinleşiyor. Eğer böyle içeriye doğru derinleştirici aktivitelere önem verirseniz yahut da dışarıdaki uçağın sesini kim duyacak diyerek hafifçe kulaklarını kabartırlarsa yahut da şunu yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Yukarı kattan aşağıya doğru inmeye çalışıyoruz şimdi. Siz hayalen yukarı kattan aşağıya doğru inerken merdiveni, merdivenin kenarında ne olduğunu, yan tarafta müdür bey duruyor şimdi. Müdür bey arkadaşıyla konuşuyor, öğretmen arkadaşımızla konuşuyor. Bir de orada bir çocuk var, galiba 3. sınıf çocuğu. Ama biz inmeye devam edelim, bir kat daha aşağıya inelim. Orada da müstahdemleri görüyorum şu anda diyerek çocukların gözlerini kapatmış ama o bildik bir mekanın içerisinde hayalen gezdirirseniz çocuklar şu anda yine duyularına doğru indiler. Ve duyularına doğru inen çocuklarda bir sekine hali, bir sessizlik hali otomatik olarak gelişir. Siz çocuğa ne kadar yukarıdan hitap ederseniz yani zihni faaliyetler konusunda şey yaparsanız o kadar hareketli olur. Bu aktiviteleri örneğin koyabilirsiniz çocuklara. Bu ve benzeri şeyleri yapmaya gayret edin. Bu bir hocam. Evet. İkincisi de sınıfın içerisinde çocukları gruplandırmaya çalışın. Mümkün olduğunca. Onu yaptım Adem Yaptınız Bey. Mı? Harika. O gruplandırdığınız şeyin içerisine. Efendim? Onu yapmamaktan şey yapamıyoruz. 39 öğrencim var Adem Bey çünkü. Onu yaparken yalnız hocam şeye dikkat etmek lazım. Evet. Yani çocukların fıtratına uygun kişilerle birlikte olması. Yani bazen bakıyoruz ki öğretmen arkadaş yani kız erkek ayrımı olmasın diye iki kız iki erkeğe denk getiriyor ama kızlar erkeklerle oynamak istemiyor. Hadi ya alışırsınız. Ben şunu yaptım Adem Bey. Hı-hı. Hatamı yaptım bilmiyorum. Genelde bilenlerle bilmeyenler ama farklı yaş gruplarını aynı sıralara oturtmaya çalışıyorum da grup olarak mesela her bir grubun yıldızlar, işte melekler böyle şey gruplarımız var. Her 4 sıra olduğunu düşünelim. Hı-hı. Yani her bir grubun da ismi var. Yok şarkı bilenlerle söyler. Bilmeyenleri yan yana getirirseniz bilmeyenler ezilebilirler. Yok tam tersi oldu bu şeyde. Ben de onu yaşamıştım. Hı-hı. Yani bilmeyenler daha çok gayret etmeye harika, çalışıyor sanki. Harika. Öbürküler tamam. De ona yardım ediyor. Tamam. Bir de mesela hareketliyse sesliyse sessizin yanına. Yani zaten her hafta değiştiriyorum bunu. Aidiyet oluşsun. Değiştirmeyin. Evet. Mümkün olduğunca değiştirmeyin. Mümkün olduğunca öyle mi? Evet, mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışın. Hı. Şimdi ben neden ilk önce dedim ki bilenle bilmeyen yan yana gelir? Eğer klasik bir yöntem izliyorsanız sınıfın içerisinde o zaman ezer. Bilen çocuk ezer. Ama Montessori eğitimine bilmiyorum yakınlık duydunuz mu? Ben buralarda burada anlatmaya çalıştıkça. Hı hı. Evet. Montessori eğitiminde
Büyük çocuk ile küçük çocuk aslında çocuk eşleştiriliyor. Hı hı. Çünkü büyük çocuk daha iyi bildiği için küçük çocukla aslında bir öğretmen öğrenci ilişkisi, akran eğitimi gibi bir şey oluyor. Evet evet. Eğer sınıfın atmosferi uygun hale getirilmişse ki siz birbirlerini ezmediğini söylediğiniz için sınıfın atmosferi şu anda çok iyi olduğu kanaati oluştu bende. Eğer o atmosfer iyi bir vaziyetteyse büyükle küçüğün eşleştirilmesi akran öğrenimine destek olacağı için bilen ile bilmeyen birbirine üstünlük sağlamayacağı için eğer atmosfer oluşturulmuşsa o zaman çok uygun olur. Ama yok eğer atmosferi oluşturamadım diyorsanız o zaman fıtratı birbirine uygun çocuklar seçmeye seçiyorum. Bunu şöyle destekliyorum Adem Bey, sözünüzü kestim ama yani yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ile ilgili hikayelerle destekliyorum. Hani yok yok hocam bir şey söyleyeyim size. O hikayelerin mutlaka faydası olur. Ama burada asıl olan şey şu. Büyüklük taslayan bir öğretmenin karşısında duran çocuklar birbirleriyle yan yana geldiklerinde büyük küçüğe büyüklük taslar. Evet. Yani eğer öğretmen sınıfın içerisinde bir büyüklük taslar vaziyette değil ama ben sizin rehberinizim tarzında ve birlikte öğreneceğiz tarzında gider ve kendini o üstünlük içerisine, büyüklük tutkunluğun içerisine almaz ise aynı ruh diğer büyük çocuktan küçük çocuğa aynı şekliyle ezici olmadan, incitici olmadan sükunet içerisinde akar. Burada evet hikayelerin mutlaka etkisi var ama şunu da düşünün. Sizin burada asıl rolünüz var. Bir çok bilen ve çok kendini büyük gören ve çocuklara dik dik konuşan bir öğretmen istediği kadar iyilik ve yardımseverlikten bahsetmiş olursa olsun şu anda öğretmenin tavrı o olmadığı için çocuklara da onu aktarması zor olur. Hikayelerden daha ziyade çocuğun öğretmenden aldığı ruh önemli. Dingin bir ruhu alıyorsa büyük çocuk küçüğe aktarırken o dinginlik içerisinde aktarır. Hocam ben sizi tebrik ederim. Yani bunu sağlayabildiyseniz, klasik bir eğitim içerisinde bunu sağlayabildiyseniz gerçekten tebrik ederim. Son sorum Adem Bey. Tamam. Mesela sınıfa şey yapıyoruz. Yani benim aslında bunu her hafta düşürmeye çalışıyorum. Tesadüfen düştü yani bu hafta. Hı-hı. Şükürler olsun. Mesela sınıf kurallarımız var. 39 kişilik bir sınıfta. Parmak kaldırarak konuşma. Tabii ki bu yaş dönemi için zor bir şey. İşte hep birazdan konuşmama. Herhangi bir masal veya hikaye anlattık. İşte eğer sorular soruyoruz. Yani ne olacak? Nasıl bitecek? Hemen işte dediğim gibi kurallara uyarak şey yapma. Şimdi çizgi çalışmalarına geçtik. Hepsi yanıma geliyor. Hı hı. Ben diyorum ben sizin yanınıza geleceğim. Hı hı. Çünkü hepsi sıraya geçtiği zaman ben o zaman feleğimi şaşırıyorum. Hı hı. Yani bu kuralları oturtmakta biraz sert davrandığımı düşünüyorum. Özel eleştiri yapacak olursam yumuşaklıkla bu sınıf kurallarını nasıl oturtabilirim? Yani fazla dediğiniz gibi demin büyüklük taslamadan demagoji yapmadan bu sınıf kurallarını, çünkü eğitim aynı zamanda bir disiplin veya hı hı. işte birliktelik, çünkü dinlemeden öğrenemeyiz. Hı hı. Bunları fazla dediğiniz gibi baskıcı olmadan nasıl oturtabilir misiniz? Hocam çocuklar sizin yanınıza gelebilme özgürlüğünü taşıyorlar ise yine burada sizin bir artı avantajınız var. Demek ki siz yanına gelilmekten korkulacak bir öğretmen değilsiniz. Tabii her yanına geldiğimde okşuyorum zaten. Evet, çok güzel yani yapmışsın. Bu bir anne öğretmen modeli. Allah razı olsun. Hangi öğrencilere şu andan öğretmenlik, rehberlik yapıyorsanız o öğrenciler şanslı. Ama burada disiplini şöyle de algılamamak lazım. Yani baskı kurmak, zorlamak vesaire diye değil. Disiplinde kendinizde canlanan şey şu olsun hocam. Kararlı olmak. Kararlı olmak. Sonunu getirmek değil mi? Kararlı olmak. Kararlı olmak. Çocukları o sırada çocukların atmosferine girmeden kuralınız neyse o kural konusunda kararlı olmak. Mesela diyorsunuz ki parmak kaldırılmadan veya işte hep birlikte konuşmayacağız. Parmak kaldırana ben söz vereceğim. Çocuklar elini kaldırdı. Hepsi birden konuşuyor. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ne konuşmuştuk? Önce parmaklar kalkacak. Hadi bakalım şimdi parmakları kaldıralım. Ve bu parmak kaldırmada adaletli olduğunuz kadar çocuklar da kurallara uyacaklardır.
Adaleti asla ihmal etmeyin. Sınıfın içerisindeki düzeni bozan, adaletteki kastım şu burada, nasıl bir adalet? Mesela bir çocuk arka taraftan elini kaldırmış, öbür çocuksa hızlı hızlı elini kaldırıyor. Siz hızlı hızlı elini kaldıran ve yerinde zıp 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 diyen çocuğa eğer söz hakkı verir ve devamlı da böylesi çocuklara söz hakkı verirseniz adaleti incitmiş olursunuz. Orada siz dengeyi kurabilmek için her çocuğa söz hakkı verecek derecede içinizde kareleri işaret... İnşallah onu yapmaya çalışıyoruz evet. İşte inşallah. O çok önemli. Hı-hı. Ve kararlı olacaksınız. Bu kadar basit hocam. Disiplin demek kararlı olmak. Bir dakika arkadaşlar. Hı-hı. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Elimizi kaldırarak konuşacaktık. Şimdi elimizi kaldırıyoruz. Kararlı olmak. Bir de Adem Bey acele etmeyeyim değil mi? Sonuçta bu çocuklar Allah nasip ederse 4 yıl benim. Yani çok... müfredatı yetiştireyim veya şunu matematiği vereyim Türkçe çok önemli değil. Önemli olan hani ben veli toplantısında diyorum önce kalbe sonra beyne girmek. Hani demin hocam, dediniz ya derinlik. Evet zaten öğrenme hocam ruhsal bir süreçtir. Evet. Zihinsel süreç değil. Eğer siz ruh inşası şeklinde eğitiminize devam ettirirseniz bakın maalesef ülkemiz eğitimi dünya eğitimi sırasında en dipte yer alıyor. Ve baktığımız zaman çocuklar liseden mezun oluyor, çarpım tablosunu bilmiyor. Yahut da işte 3-5 tane İngilizce kelimeyle İngilizce konuşabilecek vaziyette değil. Çünkü hep acele edildiği, yarım bırakılıp bir sonraki konuya geçildiği için. Halbuki öğrenmede şu anda yine Milli Eğitim'in uyguladığı bir şey var. Spiral öğrenme yöntemi var. Yani bir konuyu yarım bırakıyorsun, sonra tekrar dönüp o konuya bir daha geliyorsun. Tamamlayıcı olarak geliyorsun. Halbuki öyle değil hocam. Bir konuyu tamamen öğrenmeden çocuğu bir sonraki konuya çıkarttırmamak lazım mümkün olduğunca. Önceki öğrenmeler tamamlanmadan bir sonraki öğrenmeye geçildiği zaman çocuk bir sonraki öğrenmede kendisini emniyetsiz ve güvensiz hisseder. Önceki öğrenmeyi tamamlamadığı için. Aceleye gerek yok. Müfredatı uygulamaya çalışın. O çünkü sizin zorunluluğunuz. Ama o müfredatın içerisindeki ruhsal öğrenme kısmını inşaatı bozmadan, iç inşaatı bozmadan yaparsanız 4. sınıfta hep birlikte birbirinize sarılarak gözyaşı içerisinde ayrılırsınız hocam. İnşallah sizden sonrakilerde öyle devam eder diye dua edersiniz çocuklarınıza. Teşekkür ederim. Başka bir tavsiyeniz var mı Adem Bey? Sabırlı olayım. Sabırlı olayım. Yok öyle değil. Öyle değil. Sabırlı olunduğu zaman çok defa bir süre sonra patlar insan. Evet. Sabırlı olmak değil ama bu şöyle. Ben merkez yetişen bir nesil karşısında çünkü son veli toplantısında perşembe günü onu söyledim. Sizin de bir kitabınız da var. Ben merkezi bir veli ve öğrenci tipiyleyiz. Yani benim çocuğum. Ben mi biliyorum ben söyleyeceğim. Söylesin. Yani çocuklar öyle bir sabırsız ki. Evet söylesin. Yani. Her birisine tebessümle baktığınızda bunları çok ciddiye almayın. Yeter ki tabii bunları ulaşmaya çalışın, erişmeye çalışın, tebessüm içerisinde olun. Ben söyleyeceğim, ben yapacağım, benim annem, tamam canım senin annen, sen söyleyeceksin elbette. Ama bir dakika durursan eğer tabii. Arkadaşın bir söylesin. Tamam sana da söz hakkı vereceğim ama bir dakika durursan bak bir arkadaşını bir dinleyelim. Yapıyorum Adem Bey mümkün. Aynen öyle. Dediniz ya önce mantığa hitap etmek yani çocuğun yani önce yapacağım dersin. Neyi amaçladığını söylüyorum birinci sınıf olsa bile. Allah razı olsun. Evet hocam. Yani önce, o genel olarak bir tanıtma. Ondan sonra onun içerisindeki özel kısma girmek. Yani çocuklar biz niçin çizgi çalışması yapıyoruz? Çünkü daha güzel yazı yazmak için. Güzel değil. El kaslarımız daha güzel değil hocam. Çünkü yazı yazmayı öğrenmek için. Evet. Güzel yazı yazmak dediğiniz zaman çocuğa bir yukarıda bir hedef vermiş olursunuz. Hmm. Çocuk güzel mi yazıyorum, çirkin mi yazıyorum soru işaretiyle habire sizin yanınıza gelir. Evet. Arkadaşlar neden çizgi çalışması yapıyoruz? Çünkü yazı öğrenmek için bir süre sonra bu çizgilerden yazı yapacağız, birleştireceğiz. Onun için ne kadar çok çizgi çizebilirseniz yazılarınızı da o kadar çabuk, o kadar kolay yazabilirsiniz arkadaşlar diyerek o geneli tanıtınca bir de bakıyorsunuz ki çocuklar siz yarım sayfa yazın dediğiniz çocuk 2-3 sayfa yazar, evde yazar. Ama eve gidip 10 sayfa çizgi çalışması yapacaksınız, eve gidip 5 sayfa yapacağınız dediğiniz zaman çocuk bunalır yani. O sabır kısmına değineyim hocam. Sabır aslında çocuğa sabır değil de bu. Siz kendiniz olabilmek, doğal olabilmek, bırakmak kendinizi. O kısım ikisi arasında bir fark var. İnce bir fark var. Biz de çocuklaşıyoruz zaten hocam. Yani evet. Okuda. Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok hangi bölgeden aradığınızı sorabilir miyim? Bursa'da. Evet. Bursa'daki Bursa Yıldırım'daki veliler çok şanslı sizler gibi öğretmeni Aysel olduğu hocam. İçin. Aysel hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam. Hoşça kalın. İyi pazarlar, iyi tatiller. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam.
Geçen hafta Gaziantep'ten bir öğretmen arkadaşımızın gözyaşları içerisinde öğrencilerini ve kendi çocuğuyla ilgili duygularını dinlemiştik. Ve ben o programdan sonra bir hafta böyle sarhoş olarak gezdim. Dedim ki böylesi öğretmenler Türkiye'mizde, ülkemizde var. Allah'ım ne olur bunlar 3-5 tane değil, 3-500 bin tane olsun, 3-5 bin tane olsun. Şimdi bir de Bursa'dan değerli Aysel öğretmeni dinledikten sonra umutlarım ve Anadolu pedagojisi ve duyarlı eğitim gösteren öğretmen arkadaşların varlığının tahmin ettiğimizden de çok olduğunu düşünerek çok mutlu oldum. Artık o eski eğitim ve öğretmen metodu, kulağından çocuğu tutup çeken, tırnağını çocuğun kulağına geçiren, çocuğun saçlarından tutup yukarıya kaldıran ve dişlerini sıkarak çocuğun karşısında konuşan ve çocuğun yaptığı ödevi yırtıp çocuğun suratına atan o eski öğretmen modeli, eski demeyim de aslında yanlış eğitim modeli artık inşallah umuyorum ki ülkemizden de bir karabasan gibi çıkar gider ve bir daha da gelmez. Çocuğa karşı duyarlı öğretmenler, çocuğa karşı duyarlı aileler toplumumuzu yeniden inşa eder ve bir gün inanıyorum ki İstanbul sokaklarında, Bursa sokaklarında, Diyarbakır sokaklarında, Kars'ın, Gaziantep'in sokaklarında kendi değerleriyle buluşmuş İstanbul beyefendisi nezaketinde, İstanbul hanımefendisi nezaketinde yeni bir yetişen nesil inşallah bizden sonra gelirler. Efendim, bugün bayağı yine haddimizi aştık, sınırlarımızı aştık. Bayramın arefelerindeyiz şu anda. İyi bir bayram dileğiyle sizlerle vedalaşalım bugün. Yarın saat 9.30'da ve çarşamba günü saat yine 9.30'da sizlerle birlikte olacağız. Efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.